tiyatrosunun önde gelen öncü tiyatro adamlarından olan oyun yazarı Yakovos Kamenellis'in bu oyunu Güldürü türünde bir oyun. Kamenellis, yeni Yunan drama sanatını temsil eden oyunlarında gündelik yaşamdan yola çıkarak Yunan toplumsal gerçekliğini bireyci ve simgesel biçimde sergiler. Umutlarını yitirmeyen halkının kendi yazgıları, sınıfsal ezilmişlikleri ve yoksullukları ile mücadelesini Güldürü öğesine öne çıkararak anlatır. Kamenellis bu oyununda tarafsız Rodos halkı ile haklı olmak için güçlü olmak gerekir tezini savunan savaşçı Dimitros'un mücadelesini Güldürü biçiminde anlatır ve oyunu ironik bir sonuçla noktalar. Şimdi provalardan güzel anları izleyip ardından oyunumuza geçelim. Thank you.
telefonlarınızı kapatmanız önemli rica olunur. Sürçülisan edersek affola diyor, herkese iyi seyirler diliyoruz. Benim buradaki işim de çok zor. Bizim tarihimiz ta Büyük İskender'e dayanıyor. Büyük İskender davetmeden arkasından generallerine planlar yaptı. Ama bu Makedonya generallerinin yaptığı planlar şu anda ulusun böyle bir ekonomik kalkınmaya erişmesini sağladı. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Güzel odası esenlikler getirdim. Sağ ol. Çok merdivenli. Şimdi bir soğuk alayım. Tamam. Manzara. Ne diyorsun? Çok güzel. Olağanüstü. Hatırınızda bazı değişiklikler olmuş. Yıllar önce nasıl? Daha önceden gelmiş miydin? Yıllar önce gelmiştim. Aa evet, evet, elbette. Yandaki günler gelsin. Aldık. Daha da gelişim. Ve birkaç yukarı çıktı. Olağanüstü. Ama yanlış görmüyorsam şuradaki garnizon komutanları değil miydi? Az değil. Garnizon komutanları bana bilecekler mi kaldı ki? Olağanüstü ama kışla ordu nerede? Ordumun havalısı kalsın. Bildiğiniz üzere tamamen tarafsızız. Hiç mi yok? Hiç yok. Asker olacak adam bulamıyoruz. İşe baksak ya. Bakın efendim. Az sonra şimdiden kollarımızı hatırlatır çıkartmış olması gerekiyor. Tamamdır. Biz de hemen hatırlatırız. Bu arada şuradaki ATM satın alabilir miydi? Önceden öyleydi. Artık ATM satın. Peki neden öyle oldu? Bu sene o kadar büyük bir turist takımı oldu ki turistlerimizi sadece öyle mi? Ama şuradaki hükümet konağı oda değişti mi? Orası artık Bakış lokantası. Peki hükümet merkezi nerede? Her yerde. Durduğumuz yerde mi? Nasıl yani? Bizim için hükümet kesinlikle tarafsız bir otel işletmeciliğidir. Herhangi bir sorun olursa hemen otel işletmecileri toplanır ve sorun hemen çıkıyor. Peki ya bir şey olursa? Burada hiçbir şey kesinlikle olmaz. İçeceklerinizi az sonra bulacak. Odada mı olur? Odanızı evde tanıştık. Tabii ki bunu isterseniz. Saat 2'de bildiğiniz üzere bakın, teşekkür ederim başlayınca. Odanın konularınız odanızdır. Anahtarlar kapalı. Tamam, teşekkür ederim. Bütçe konseyi toplanmanı ne? Stratejik yönden kılıçlar arasında olabiliriz. Ama politik yönden tehlikeli.
Arkadaşlar benim gitmem lazım. Hepiniz gideceksiniz. Toplantı. Ha, bir dakika, bir dakika durun. Daha önemli bir şey söylemedim. Ay Dimitri aslında savaşlar. Hanımlar, beyler, Dimitrios büyük bir donanmayla Kıbrıs'tan denize açılmış. Nereye doğru? Bilmiyorum. Keşke buraya gelsin. Bütün karşılarımızı bu gece kulüpleriyle doldururuz. Subay lokalleri açarız. Oo, tüm paraları buraya dökerler. Ya aklınızı başınıza alın. Kim dedi size Dimitrios'u askerleri müşteri olarak gelecek diye? Rodos'a geliyor, ne olarak geldi? İşgalci olarak! Ya boş ver. Bakın bayanlar baylar, saat 11 uçağı geldi. 12'de servis yapacağım. Eşek güçümüz var. Toplantı bitmiştir. Yapsınız, kişi özel. Heykellerin bir ay içinde dikilmesi gerekiyor. Yoksa hiçbir işe yaramazlar. Sen bizi alevlere getirmesin. Aynı zamanda eskizleri de istiyoruz. Ne eskizi? Yapmayı tasarladığı şeyi görmemiz gerekmez mi? Eskize gerek yok. Onları nasıl simgeleyeceğini görürüz. Bak, biz bu heykelleri süs için istemiyoruz. Amacımız politika. İyi de benim yaptığım da politik sana. Sen kalkma bana be. Eskizleri getirecek misin? Evet mi? Hayır.
yönetimlerden bahsediyor. Neyi? Yönetimler. Hükümet olan neler miydi? Bilal nasıl edilir? Kitapla başvuralım. Hadi çabuk hadi. Vakit kaybetme. Bu eşyalar kolay yardım. Ama orduyuz, sıkı yönetimle ordusuz başarı bitirmiş. Ordu mu? Aman eksik kalsın. Turistler ne der sonra? Yani sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Ama bak 2-3 asker yeterli olur mu? Gürültü koparmadan sonucu gidelim. Ya yasal kesin rakam öngörmüyorsa... Nereye kaçırdın? Nereden bulacağız 2-3 askeri? Ben bu görüşe karşıyım. Kesin tarafsızlıkla ordu nasıl bağdaşır? Doğru, konuyu yeniden önce. Ya askerler Dimitrios için değil, Halif Bey'ler için gerekli. Doğru, Dimitrios'un suçu ne ki? Vedalaşmaya geldim. Hazır mısın? Yeni yarım saatte kalkacak. Ayşe'nin yanına aldın mı? Umarım tamdır. Kitapların içinde valiz içinde. Keçik, nane, fesleğen, küreği. Çeşit ardallar, salçalar. Tam dolanım gidiyorsun vallahi Mehmet'i. Ben tam dolanım gidiyorum ama bakalım bir video nasıl karşılayacak. Nasıl mı karşılayacak? Rodos'un en iyi aşçısı armağan ediyor. Söylediklerimi unutma tamam mı? Sanatını ortaya koyarak harikalar yaratacağız. Kaygılanmayın. Bilirsiniz. Hiçbir zaman sıradan bir aşçı olmaz. Aşçılığı gelişmesi istenilen tek amaç olarak görmesin. Politikte durduğu bir uzantıları değerlendirmek de amacı. Hepimizden üstünsün. Her zaman da böyleydi. Gel bir öpeyim seni. Başbakan olarak açıklamaktan kaçmıyorum. Rodos için yaptıklarının karşılığını alacaksın. Ulusal bir değersin ben. Yaptığın papaz yerlisi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde. Hoşçakalın. Her şey yolunda. Biz geldik. Kim bu mutluluk? Uranya. Uranya. Otur Uranya. Evet kız. Ne dersin? Bu işi başarabilecek misin? Neyi? Açıklama. Biraz daha sitem ama. Kızını sana bırak. Başkan olman nedeniyle senin açıklaman daha doğru olur diye düşünüyorum. Ne olursa bizim ordumuz mu var? Ya ben İzmir'e gitmem. Siz başkasına durun. Kızım, kızım,
Sen bunları hiç düşünme, oku bismillahirrahmanirrahim. Partiye. Hiç parayı düşünmeden en güzel partilerine mücevherleri ver bana. Botya'nın öğreteceklerine siz dinlersen, öğretecek dinlersen, inan sana çok iyi. Ve vatanın bunun su sesini sakın unutma. Rodos'u kurtar! Peki. Neden böyle sesli bir şey çıkıyor? Bu bizi ilgilendirmez gelir. Bir neden olsa gerek. Şemeye gidiyor. Hesane darlığı var diyor. Beni de içine tutamıyor ya. Ne şükür bekliyor. Dikkat! Ne yemek yesek güzelim? Ne mi yemek demek yiyoruz? Yedek!
Ama nedensin Sicilya sümbülüm? Şarap da içtik, meyve de yedik, tatlı da yedik. Çoğalı da sizin yoluna yenersin geldiğinden ve bizi göbeği çıktı. Yok canım. O zaman bir konu bul da konuşalım Arabistan'ın gecesi. Arabistan gecesi büyüleyiz seni. Sen bulursan kalleni keserim. Kuşatma makinem hakkında birkaç değişiklik yapmak istiyorum. İşte tam şurada. Evet, çizgi söyledim be. Ama çok önemli. Çok doğrunda. Yes.
pisliğin ekmek koyma ya. Olağanüstü bir şey bu. Bu gönlüm daha bir şey değil. Gerçi 100 ayak yüksekliğinde 36 ayak büyüklüğünde olacak. O adam ettiğin general bozuntuları bile bu makinenin büyüklüğünü anlayamadı. Kısır, kültürden yoksun bir toplumda yaşıyor. Bazen savaşa karşı bile isteksiz oluyor. Mutlu değil misiniz Sayın Demirciğim? Nasıl mutlu? Birkaç gün burada kal, anlarsın. Kimse sevmiyor bunu. Günde en az 2-3 tane suikast girişimi ortaya çıkar. Senin gönlünü tezelden bir kuşakla geliştirdiğinde bulunacağım. Bunu almadan ne bizim meclis? Sayın Demirciğim, Dolos'a olmasın. Dolos'a almayı hiçbir zaman düşündüm. Hiçbir zaman düşünmediniz mi? Alınma Uranya ama Dolos çok geri kalmış bir ülke. Savaş araç gereçlerinden yoksunsunuz. Ptolemeos bile gezinti yapar gibi işgal eder. Ama siz buna izin vermezsiniz değil mi? Çok mu seviyorsun? Ülkemdir. Hem de ne ülke. Böyle sonsuz bir gül ormanı için. Büyüleyici. O zaman orayı ben işgal edeceğim. Ve adını da Dimitriopolis koyacağım. Yalvarırım. Yapmayın. Borçluyum ona. Gönül borcu. Anladım. Ben psikolog. Gözlerinden hemen anladım.
dinlendirici bir gün. Dur! Evet, bu vesileyle selamın üstünde durmak istiyorum. Makedonya'da kar yağıyor olabilir. Ayaklarınız donmasın diye ayaklarınızı yere vurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ama burada, güneyde, güneşin taşı çatlattığı yerde bu kadar tepinmeniz çok haklısınız. Daha yumuşak bir selam. Rüzgar esti mi? Çıkmadı bunda. Çıkmasın. Bana hep Rodos'u işgal etmemi önerdiniz. Ben size hiç kabul etmedim. Ama Uranya bunun gerektiğini bana kanıtladı. Ama aranızdaki fark, siz Rodos'a karşı kötü duygular beslemek istediniz. Uranya ise bana gönül borcunun, sevginin ne demek olduğunu gösterdi. Bak Halis, Dimitrios'un atı ayakta duramayacak kadar dermansız. Çelebi
kim olsun ki ise bitti bir kısrak. Anlamını kavrayamadım. Dimitrios'un, kompleksli karakteri, kocamış kısrağın tiksindirici bir yöntemesinde. Fenomenos'un sinsal deri ise, şizofreniyamız adam durumuyla kırılıyor. Avallar tekniği uyguladığı sırada. Ne gerek var psikanaliyle? Biz istesek de istemesek de ikisinin de gönlünü almak zorundayız. Bakınız, bana memnunum bizim bir belgesi verin. Dimitrios bizim kolejimiz olarak gelmesine gidiyor. Daha iyi bir mesaj oldu. Bunu mu? Biliyorum, ne geçmiyor tamam mı? Al sana bir koruyucu daha. Bak Karis, Dimitrios'un atı yabani. Kendine huzurlu bir görünüm verdiğine göre tutulumu olsun yüzü kırıcılığı yansıtmalı. Atı ise gülümsemeli. Ya da Dimitrios alttan indi, iş dünyasına aranır mı bakıyorsun sağlam? Olmaz. Bu sefer Dimitrios yüksekte kalır. Bence ikisi de alttan inecek, davranışlarını duruma göre düzenleyecekler. Kimi zaman biri, kimi zaman diğeri alttan insin, kimi zaman ikisi de alttan insin. Çok iyi fikir. Bu esnek politikayı uygulamalıyız. Ne yapacağımı anladın mı? Anlamaz olur muyum? Onları tuvalette çizeceğim. Tutuklayın. Bu konuşmanın şakir kaldığı yanı yok. Çok affedersiniz de onları böyle mi çizeyim? Bir çare düşün. Vay sanatımın başına gelenler. Gitmek en iyisi. Sayın Başkan, sözüm sana. Düşünce özgürlüğümü tutuklayamazsın ya. Akılsız. Senin değersiz düşünce özgürlüğü, vatanın özgürlüğü yanında nedir ki? Annesi, şimdi ben gideyim de yoksa tutuklayacaksınız. Ne ya, acelen mi var? Yok. Ay, burada mısınız? Bayan geldi. Buraya getirmem için başını etmeyeydi. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bir de siz kimliğin. Kimisi neymiş? Dimitrios'un karısıyım diyor. Adı Dan yeriymiş. İnanmazsınız diyebilirim. İsterseniz size gönderdiğiniz de olmadık yemekler yapan açı Dimitrios'u ya da Dimitrios'un aklını çelmesi için gönderdiğiniz o kız çocuğunu anlatın. Siz neler söylüyorsunuz? Biz kimseyi göndermedik. Bunlar bana sökmez. Zaten Dimitrios olan bu olayı çoktan kopmuştuk. Haberimiz var, haberimiz var. Bir sonra da atlayıp kaçtım oradan. Geçenlerde adamıza geldi. Büyüleyici bir güzellikle karşılaştım. Ve kalbim sızladı. O canavar engel olmasın. Böyle bir cennet yerle bir edecek. Bakın. Bakın ben sızladım. Beni dinlemediniz. Sözünü duyuramayız. Dimitrios bize dost olarak gelmek istediğinden daha iyi bir mesaj olur. Biz onun dost olarak geleceğini biliyoruz. Ne? O mu? Bu adam kendi bağırsaklarıyla dedi. Bence abartıyorsunuz. Sen kafadan çatlak bir adam gördün mü hiç? Kuşatma, tutsak alma. Bilgisi manyak kimdi bilir misin? Her gece rüyasında büyük İskender'i gören bir adam. Ben seni onbaşı bile yapmam. Yani bir adamın özüne ne yetebiliyor musun? Bakın beni dinlemediniz ya. Ben size ne diyorum ki dinliyorsunuz beni. Şimdi, toplantı hemen. Şimdi yaklaşın. Arkadaşlar. Beni bir söylemiş. Hemen ona bir tane otel verin. Otel olmasını isterim. Açık bir feli attığım için hiçbir şey söylememesini sağlayın. Hemen çabuk. Ben ne yapacağım yok senin? Sen şu kart şeyini vermesin. Onları elde et, onları ben de alayım. Başbakan benim. Piloksenos şu neyle? Piloksenos bu neyle? Yeter be! Gel bakalım sen de. Hadi. Ne istiyorsunuz böyle bunlar ya? Saçma sapan plansız işler yapıyorsunuz. Ondan sonra da biz ne yapacağız, ne yapacağız diye ortada gelip duruyorsunuz.
Kaygılanmayın. Ne olursa olsun kaygılanmayın. Nasılsın Nafis? İyileştirmeyin. Bana bak. Kısa, uz ve kesin burç. Yoksa duman eder bizi. Dur bakayım ateşim var mı? Nasıl? Biraz soğuk. Bu soğuk ateşi. Buz gibi. Nabzına bakayım. Bir şey duyuyor musun? Duymuyorum. Ben duymuyorum. Ah! Ölmüş! Bir ölümü getirdiniz toplantıya. Ben anlatmaya çalışıyorum ama dinlemediniz. Toplantıda karşısında bir ölü çıkarsa nasıl açıklarız bu durumu? Gizleyelim. Göz göre göre nasıl olur bu? Donanma gerçeğini biliyor mu? Peki ya Pierre'le birliklerin durumunu? Bana bak! Hepsi senin suçun. Sen ardından olsun savaşmayı. Ben hep bu mu? Şşt! Geliyor. Baylar, iyi akşamlar. İyi akşamlar komutanım. Sizi nasıl ağırlamamı istersiniz? İçki mi, meyve suyu mu, tatlı mı, dondurma mı? Sağ olun komutanım. Aldık biz komutanım. Güzel. O halde hemen konuya geçin. 6 aydır Rodos'tayım ve Rodos alınamadı. Kale duvarları yoktu, şimdi var. Orduları yoktu, şimdi var. Silahları yoktu, silahlandılar. Sizin o asker kafalarınız bunu nasıl açıklar acaba? Baylar, yarın siz saldırı yapmak niyetindeyim. Şuradanız komutanım. Ah! Yaman Hanım, hiçbir şey olmaz. İzin verir misiniz komutanım? Elbette gelirim. Sizce de toplantıda gereksizlik yok mu? Benden bahsediyor komutanım. Gel Metis, gel. Kalmak ister misin? Konuşulanları dinlemek ister misin? Ben bir şey demedim. O kalmak istiyorsa, bu seni neden ilgilendiriyor? Toplantı senin, benim toplantım. Senin değil! Evet. Nerede kalmıştık? Kale duvarlarına yapılacak yoğun bir bombardımandan sonra Akıncı Birliği devreye güney ve kuzey kapılarını zorlayacak. Ardından tüm silahlı kuvvetler de savaşa sokulacak. Yarın öğle yemeğini Rodos'ta yemek kararındayım. Ne büyük an. Komutanım, Bay Mertz'in görevi hakkında bizi daha iyi aydınlatabilir misiniz? Ne? Sizi aydınlatacakmışım. Öyle mi? Bir ölümü getirdiniz toplantıya.
işler. Gözlerimin içine. Adım. Pamfilya. Rütben. Yarbay. Birliğin. Berberler ve kuaförler. Komutanınız kim? Öcalan'ı güden Roxano. Başka nerede savaştı? İlk defa savaşıyor. Kendi kendini yetiştirdi. Hepimiz kendi kendimizi yetiştirdik. Ya, bildiklerimizi senden öğrendik biz. Nereden bilirdi kılıç tutmasını? Önceleri silahlarımız yoktu. Çatal bıçakla savaştık. Pek çok da genç yetirdik. Neyse ki sizden silah almaya başladık. Ne demek silah aldın? Kim satıyor? Bir önemi yok. Kara borsuyuzdan bakmak üzereydik. Kendimiz üretime geçtik. Ama tüm bunları sana borçluyuz. Bundan böyle asker olacaklar, seni tanrı bilecekler. Beni şaşırtıyorsun. Gel oğlum. Sandalye getirin. Hadi. Madem ki tanrınız konumundayım, bana niçin yeniliyorsunuz? Ya bunu da çok düşündük kendi içimizde. Dedik ki bir kere yenilmesi ona bir şey kaybettirmez diyorsun ama biz yenilsek daha güne kavuşmadan o bizim sonumuz olurdu. Beni yenebileceğinizi denerdim. Haberiniz yok mu? Ne diyorsun sen be kadın? Haritamız var mı acaba? Masada. Sizi burada çember için aldık. Elim hanı ben tutuyorum. Geri aldık. Ne demek geri aldın? Bunlar yalan! Ateş yapsın yalan söylüyorsan. Doğru söyledin. Hanım onu ne söylüyorsun? Savaştaki durumumuzu öğrenmek için bir tutsağa sormayalım. Sizin yaptıklarınızı öğreniyorum. Candan kumdan. Bırak şimdi.
gelenleri. Kurtulmana bak sen. Patates soymasını bilir misin? Öğrenirim ben. Öğrensin. Hadi koş patatesleri getir. Nereye gidiyorsunuz? Patatesler elma gibi soyulur. Patatesler elma gibi soyulur. Otur şuraya soymaya başla. Acemeliğini de belli etme abi. Hadi. Dur. Şunu ver. Olmuyor kafa. Bu ne yalnızlık? Neden bilek sana? Neden? Sana beyni duygularımı açıkça dile getiremedim. Onun karşılığında ne alıyorum? Patates soyuyorum. Kurtarın beni. Ateşkes, uzlaşmak demektir.
savaşırsak işsiz kalırız. Ama savaşı devam ettirirsek zenginler gibi yaşarız. Yarın önce işlerinize geri dönmeyi istemiyor musunuz? Hangi işler mi? Sen çalışırsak kalmaz. Aşevlerimiz, otellerimiz, çalışma yerlerimiz. Sen gerçekten çok uzak kaldın. Hiç tarihi görkemli uzlaşmalardan bahsettiğini gördün mü? Hayır. Tarih, görkemli zaferlerden söz eder. Savaşlardan. Dimitrios'la birlikte işim bittiğinde... Limassos muydu adamın adını hatırlamıyorum. Limassos'u ele geçireceğim. Oradan Yunanistan'a ve Asya'ya açılacağım. Amacımız ne olacak peki? Moğol içindeki. General, Dimitrios'la birlikte olan bağlarınızı koparmayı sorun olarak görüyor musun? Ben kimseye bağlı değilim. Benim için önemli olan iktidardır, kişiler değil. Hemen işe başlayalım. Hepimiz bu barış anlaşmasına şurada yazık olan ne olduğunu gördük. Hazır açacak olan var mı? Güzel. Bundan böyle oğluk içinde yaşayacağız. Çıkın dışarı.
Başta bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ve yönetmenlerimiz Ezgi hocamız ve Handan Şahin'e. Şimdi Sosyal Bilimler ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Beyhan Destan oluyor. Çiçeklerini vermek üzere, Handan Şahin ve Ezgi Çelik'e çiçeklerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Tüm oyuncuları sahneye alabilir miyim?